Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 354. Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, Doğan Gürpınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, velut bir yazar ve sık sık bize e, konuk oluyor çünkü sürekli birbirinden güzel kitaplar yazıyor. <gülüyor> bize <gülüyor> <gülüyor> o kitap yazdıkça e, yayına çağırıyoruz. E, bu yayında yeni bir kitabı Türk'ün Bıyıklı Tarihi Pol kitaptan çıkmış olan e, bu e, kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Masap uygulamasını ve patron destekçilerimize başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu yayını beğenip paylaşırsanız e, daha da fazla insana ulaşmış olur. Bize de en büyük desteği vermiş olursunuz. Ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Evet. Hocam şöyle bir durum var. Bu kitabı da okuduktan sonra şunu söyleyeceğim ben. Kitaplarınız çok rahat okunuyor. Yani bir üslubunuz var. Bunun için <laughs> kitaplarınızın hepsini okuduktan sonra herhalde bir e, daha önce yaz, yayınlanmış e, tarih yazımı ile ilgili bir kitap vardı. Onu okumadım ama yakın zamanda çıkmış e, kitaplarınızın hepsini karıştırmış okumuş birisi olarak bunu söylüyorum. Yani elinize sağlık. Gerçekten bir oturuşta bir 50 sayfa falan okutuyor böyle. Çok e, güzel bir üslubu var. Ve bence e, son zamanlarda okuduğum en orijinal metinlerden bir tanesi. E, Türkçe telif edilmiş metinlerden bir tanesi. E, gerçekten Türk-Osmanlı e, siyasi tarihini, kültür tarihini e, sakal büyük üzerinden okumak gerçekten de <laughs> çok e, ne diyelim... E, yaratıcı bir şey. Nereden aklınıza geldi? Oradan başla. Aslında e, biraz sipariş üzerine de geldi. Ford yayınlarında da danışmanlık yapan Ümit Kurt arkadaşım. E, daha önce benim de benim e, birkaç temas etmişliğim vardı buna. E, hem kayı video kayıt olarak hem de az çok temas ettiğim. Bundan bir kitap çıkar mı dedi. Ben de çıkmaz dedim. Yani iddialı olur dedim. Çünkü e, hani aslında bulabildiğim bazı orijinal vardı. Ben sağda solda hard shot falan çok okuduğum için aslında hard shotlardan böyle ilginç anekdotlar denk gelmiştim. Fakat anekdotlardan bir kitap çıkmaz. E, dedim ki 70-80 sayfa minimum bir şey çıkartsam hatta belki bıyığın yanına sakıl da eklesem, saçı eklesem kabul edilebilirim dedim. Edilir dedi. Ama sonra işin içine girince işte biraz da bu iş böyle hiç düşünmediğim kadar kaynak buldum. Hmm. Ee, tabii sağ olsun artık dijital gazete tarayması olması da bu işi kolaylaştırdı. Bir yandan bir yerde bir referans görünce aklınıza hiç düşünmediğiniz bağlantılar geliyor. Mesela hmm. kitaptaki hani birçok aslında e, muhtemelen da olmuştu. Aa düşünmemiştim dediğin şey. Ben de düşünmemiştim. İş içine girince acaba deyince ya da bir an, benim e, beni e, uyandırınca e, aslında büyük mevzunun Zaten hani bıyığın bir şeyler semboliz ettiği aşka çok daha fazlası olduğunu gördüm. Çünkü genelde Osmanlı Türk tarihinde hani bıyık işte Osmanlı bıyıklıydı. Cumhuriyet'te bıyık kesildi. Modernleştik, çağdaşlaştık. Ee, i̇kiliğinden de öte bir şey var. Çünkü Cumhuriyet'in orada da bıyık kesmesi sadece modernleşmek değil. Aynı zamanda milliyetçileşmek. Ee, ve aynı zamanda Saat hafta olmak. Çünkü mesela bize bugün bıyık, böyle çok erkeksi, maço bir şey gelse de 1910'lardan düşünün, Tevfik Fikret'i, Emre cenab düşünün. Bunlar, bunların bıyıkları süslü. Hı. Böyle şekillenmemiş, bulmuş. Hatta bunlar bize çok emek veriyorlar. Ee, işte i̇şte yağlıyorlar, yumuşatıyorlar vesaire. Kalıbı sokuyorlar. Hep. Evet, bu, bu, bu efemine. Efemine bir tavır. Erkek böyle bıyığına sız, sız yap, süslendirmez. Erkek şey dediğin sert hapta oluyor. Böyle hani kıl tüyden şey yapmaz. Mesela biz bugün bunu görmüyoruz. Çünkü bugün bıyık o kadar gelenekselliğe, maç olur, sıkışık ki. Herkesin bıyıklı olduğu bir yerde aslında bıyık insanın aynı zamanda kendi erkeğin kendi güzelliğini, ziyafetini göstereceği bir alan. Fakat yemlerde bu bırakılıyor. Başka bir şey, benim yine fark ettim. Yani Türkiye modernleşmesine biricik alma elimiz var. Yani Türkiye'de modernleşme, Türkiye modernleşmesi değil. Büyük Avrupa'da da aynı dönemde kesiliyor. Hı hı. Yani 1910'da ortalama bir Fransız Alman da Fakat 1920'de ortalama bir Fransız Alman da Bir dünya savaşı bir dünyayı kapatıyor, başka bir dünyayı açıyor. Peki niye erkekler 5 yılda bir bıyıklarını kesiyorlar? Bunun da uzun bir sebebi var. Ama ee, bu ilk sakal özellikle aynı zamanda aristokratları sembolize ediyor. E, hatta bir hiyerarşi kuruyor. Hani herkes sakalını aynı şekilde bırakamaz. E, ve aynı zamanda böyle bir eşitleyicilik bıyıksızlaşma. Ki büyük e, bıyık kesme ilk olarak dünyada Amerika'da çıkıyor. Mesela çok belirgin bir şey. Ki, 1900 yılında Amerika'da bıyıksızlık durumu. Amerika'nın Amerikan başkanlarını düşünün. <laughs> Washington cafası vesaire. Sonra Lincoln'la beraber bugün tekrar sakalanıyorlar ki bu şey vardı. İnsanların böyle ilginç e, bulup paylaştıkları şeyden bir tanesi de ben çok denk geldim. Lincoln aslında sanırım Amerikan başkanı olduğunda henüz sakalsız bir Sonra o meşhur onu kayızmatik yapan sakallığını o sırada koyuyor, koy, e, yüzüne koyuyor ve hakikaten tipi değişiyor. Peki Lincoln'ı Lincoln, Lincoln e, sakallandıran dinamikle. Ondan sonra da hakikaten tüm Amerikan başkanları sakallı. Ta ki e, Wilson'a kadar. E, ve böyle onların sakallı bayağı bir şaşalı sakal. Aystrakat sakal. Kendi aystrakat gösteren bir şey. Fakat e, ortalama Amerikalı hala e, sakalsız, bıyıksız. Ve Avrupa'da da bıyıksız, sakalsız olmak Amerikan özentiliği olarak algılanmaya başlanıyor öncelikle. Ondan sonra Türkiye'de mesela, mesela Seyfettin hikayelerinde falan da çok büyük teması geçiyor. Amerikan vari bir tamı olarak küçümseniyor. Ee, bıyıksızlık. yine en erken bıyıkları ne zaman kesmiş olabiliyor diye düşünce sanki Cumhuriyet'ten önce bıyıksızlık yok gibi geliyor. Aslında var. 1908'den sonra işte mesela şey de var. Hacı Dibin Esnekli Bakkalı'nda geçiyor. Oradaki doktor bıyıksız. Hı hı. Ve oradaki başka arkadaşlar Rabia doktor Bix, Bix Müslüman doktoru gelince şok oluyor. Nasıl olabilir diyor. Ama işte bir yandan da böyle bir moda çıkmıştı diyor. Ne zamandan sonra çıkmıştı? 1908 devriminden sonra. 1908 devrimi. Mesela 1908 ilgili çok da şey vardı. Kadınlar bir de iffetsizleşti anlatısı vardı. İşte çarşaflarını açtılar, yüzleri gözüküyor oldu. Öyle tesettürü açıktılar diye anlatılıyor. Tesettürü açıktı dedi de hani çarşafından yüzü gözükmeye başlıyor. Ama böyle büyük bir e, seksüel çürüme gibi anlatılır. Ee, 1908'e hakikaten bakın hedonist bir an yaşatıyor. Ve bıyıksız erkek de dönemde çıkabiliyor. Ama burada tabii şeyle bahsetmek gerekiyor herhalde. Yani süreci şeyden başlatarak, sakaldan başlatarak mesela şey öyle ben kitapta okurken senin kitabında gördüm. Mesela şehzadelerin şehzade olduğu dönemde bıyıklı olduğu sonra tahta geçtikten sonra sakal bıraktıkları. Evet, Zaplemid'in ilk genç şey tane fotoğrafını falan düşünün. Büyük bir Orada da aslında çok keskin, e, hiyarşik, e ritüeller var. E, sakallı bir yıkladığın üstündü. O, o, yüzden de e, padişahlar, padişah önce sakalsızdı. Ve bir törenseldik de hatta o ilk sakallarını bırakırlar. Evet. Hocam bu e, mesela özellikle 1908 sonrası düşündüğümüz zaman işte şeyden sonra 2. Abdülhamit ve 1908 arası böyle bir Prusya bıyığı modası var evet, değil mi? Wilhelm bıyığı, evet, Wilhelm bıyığı. Bu mesela hani baktığımız zaman bu dünya politikası, dünya dengeleri değiştikçe de bizim evet. hani mesela 2. Dünya Savaşı'nda da bir Adolf Hitler modası gibi böyle bir ona özenen bir badem bıyıklılık gibi bir şeyler oluyor. Sonra e, şey savaştan yenik çıkınca herkes apar topar bıyıklarını kesiyor falan. Böyle bir yani doğrudan siyasetle alakalı bir durum herhalde var değil mi? Böyle tabii bir şey var. E, ya tabii bir yandan da sakalını ya da bıyığını nasıl e, biçimlendirdiğin senin ideolojik ya da siyasal yönünü işaretliyor. Ve gerçekten de e, mesela bu kitap çok önce okuduğum bir alıntı vardı. Ben o alıntıyı bu kitap için tek aradım ve bulamadım. Ee, çok tatlı bir şekilde, böyle mizahi bir şekilde 1910'larda bir, bir Fransızcıyla bir İngilizce ve bir Almancayı nasıl ayıştırırsınız diye işte o monokluğuna kadar detayları Hı -hı. vardı. Yani ee, o insanın yüzüne sirayet ediyor ve hakikaten o bir yandan e, Alman, e, tabii o aynı bir haşmet gösterirse. Wilhelm Buey çok haşmetli bıyık yani erkeksi bıyık. Hı hı. aynı zamanda Wilhelm sakalsız. O zaman ki yani monarklar da sakallı oluyor. Fakat Wilhelm sakalların çok hantal gözüktüğü, çok yaşlı, eski zamana ait olduğunu düşündüğü için sakal bırakmıyor. onun yerine bıyık, bıyığın bırakmasının kendisi aslında bir pozisyon. Çünkü o pozisyon militer moderni, modernizmin çehresi bir yandan. O yüzden de Milyonlarına özenen e, iddiaçılar ya da subaylar aynı zamanda o militer modernliği gösteriyor. ki kere sakalsızlar. O, onun kendisi bir statement. Ama aynı zamanda süsler. Bunlar hani böyle daha sert bir büyük şey değil. Hani frankofon süslü büyüklerinden de değil. Ama bir yandan da bazıları da gerçekten bir Almancılık ya da bir militer modernlik sembolesinde değil... Çok zayıf bulduğu için de o Wilhelm bu yanı bakıyorlar. Çünkü bir yandan da güçlü gözüken neyse herkese estetik o geliyor Bugün de işte Amerikan tıraşı vardır, biz, değil mi? Amerikan o şeyden bir özellikle Kuzey sonra Amerikan e, GI CIA gibi bırakmak. O nedir yani o Amerikan gücünün herkese estetik gelmesi. Saç kesimleri bile işte şu anda Kore-Japon gibi de artık insanlar saç kesiyor. Hani hakikaten biz farkında olmadan birçok şeyi satın alıyoruz. Ama biz onu fark etmiyoruz. O yüzden de hani herkes de belki 1910'larda Wilhelm Bayer'ını bırakırken bunu düşünmüyor. Çünkü o kadar normal olmuş ki o kadar bir güçlü bir, bir, bir e, ifade ki o. insana bunu neyse ama tabii ki bir yandan da Almancılık ya da Alman militer modernleşmesinin taşıyıcısı olduğunu göstermek. Tabii ki bunun en ünlüsü de Enver Paşa. Ve Enver Paşa da savaş kaybettikten sonra yani kaçak durumdayken İlk yaptığı şeyden bir tanesi bıyığını olabildiğince badem bıyığı çeviriyor. Ki artık çünkü Almancılık 1918'de geçer şey değil. Talat kavuşturmamak için bıyığını tamamen kesiyor. Önce Amerikan tarzı bıyık, bırakıyor o da. O post bıyıklarını bıraka, e, keserek. Fakat sonra e, işte öldürmeden önce hani o e saklandığı için e, o da e, bıyıksız halde ölüyor. Burada tabii şeyle de alakası var değil mi? Mesela Jön Türklerin sakalsız ve bıyıklı olması yani bir şeyi de kop yani derim görsel olarak da bir kopuş işaret ediyor. Evet. Ee, 1908'de üç birden sahiden çıkıp da e, mülkiye, harbiye, mezunu bir kuşağa geçerken bir yandan bir kere çok hızlı bir jenerasyonel kuşaksal dev, döngü oluyor. Yani bir an ortalama bir yönetici elit 20 yaş genç yaşıyor. Belki 30 yaş genç yaşıyor. Şimdi son yılında iyice yaşlanmış bir elit var. Ee, mesela şu anda da aslında benzer bir şey görüyoruz değil mi? Hani ilk AK Parti'ler geldi çok gençlerdi. Evet. 50'lerde El, doğanlar AK Parti yönetiyordu. 2002'de Abdullah Gül'e Tayyip Erdoğan'a. Şu aslında hani bir yandan e, yeni kuşak da geldi ama bir yandan da hani o şeyde bırakmıyorlar. E, eski elit e, Abdülhamit elini de sıkı sıkıya sarıldıkça e artık iddiaçlar bunlara bunak muamelesi yapıyorlar. Yani, işte 80'likte e, olarak görüyorlar. Ve e, yeni kuşak birden 20-30 yaş gençler iddiaya gelince bunu artık estetik dünyasında sakal olan tallı çağrış, çağ, çağrıştırıyor. Özellikle Abdülhamit yalakalığını çağrıştırıyor. Sakal demek Abdülhamit yalakalığı demek. Çünkü Abdülhamit de kendi o e, kapa sakalını koyduğu gibi herkesin de o kaba sakalı bırakmasını e, bekliyor. Ve insanlar yaltaklanmak için de bu sakalı gayet koşa koşa benimsiyorlar. E, ve gerçekten ve sadece kaba sakal değil yani e, ayrı, tüm sakallar bir nevi bu rejimin o hantal ve artık arkaik devrini tamamlamış yüzünü temsil ettiği için iddiaçlar birden bıyıklanıyor. Bıyıklanıyor derken sakalsızlanıyorlar. Ve gerçekten o Hani tarihte sıçramalar vardı. 1907 yılıyla 1909 yılında o tamamen bir yönetici elit çehresi değişmiş oluyor. Tabi aslında bunlar da ülkede okurken falan da aslında artık bir önceki kuşak gençken de sakal koyu koyu vermesi beklenirken bunlar zaten okurken de bittikten sonra bıyıklar. Ve aslında bu meydan okuma. Bir siyasi bir meydan okuma. Evet. Burada Cenab-ı Şahabettin'in dönüşümü var. İki, evet. i̇ki fotoğrafla Cumhuriyet tanınca bayağı bir Wilhelm bıyığı falan var. İşte Cumhuriyet'ten sonra böyle hafif bir badem bıyık şeyine dönmüş. Peki bu mesela yakın dönemde baktığımız zaman işte 18 sonrası nasıl bir dönüşüm görüyoruz? Evet. Yani muhtemelen bütün o iddiatçı kadro hem e, bedenli şeyleri çeyrelerini değiştiriyorlar bir yandan. Ama bir yandan da işte yeni cumhuriyetle birlikte bambaşka bir imaj ortaya evet. çıkıyor. Evet. Atatürk'ün burada e, etkisi var mı hocam? E, ben de kafamdaki sorulardan bir tanesi buydu. Tabii ki var. Ama ben bu kitabı yazarken, düş, e, başlarken düşündüğümden daha az olduğunu fark ettim. Hı hı. Aslında zaten olan bir süreç. Atatürk'ün varlığı bu süreci hızlandırmış ya da buna bir siyasi anlam yüklemiş e, diye düşünmek mümkün. E, şöyle çünkü e, ilk bıyıksızlar ne zaman ortaya çıkıyor diye düşündüğümde yani evet, 1908'de atıf var, 1912'de atıf var ama bir fotoğrafta denk gelmiyorsunuz bıyıksız bir erkeğe. Çünkü çok nadir. Fakat aklıma şey geldi mesela bir görsel kaynak da lazım. Görsel kaynak bulmak malum Türkiye'de çok zor. Yazılı kaynak da diyorsun, Görsel kaynak bulamıyorsunuz. E, ve bıyık aslında bayağı bir görsel kaynak işi bu. Ee, çünkü sadece bıyıklı bıyıksız değil. Bıyığının şekli de çok şey anlatıyor. Onu da yine bu işin içine girince fark ettim. Çünkü hakikaten şöyle diyeyim. Ee, bir, yer, bir yerden sonra şey hissetmeye başladım. Bir adamın bıyığından o fotoğrafın kaç yılına ait olduğunu hissedebilirim gibi. Çünkü bıyık modelleri her 5 yılda bir değişiyor. 10 yılda da bir değil. Ee, önce bıyıklar kısalıyor. İttihat terakki geldiğinde de 1914'te bıyıklar kısalıyor. Bir dünya savaşı bıyıklar bayağı bademleşiyor. Ve ve bıyığını birçok kişi hala kesmiyor belki 1930'lara kadar. işte o. çünkü öyle büyümüş. Fakat o, o bıyıkların hepsi düzleşiyor. Yani cevap Cem fotoğrafı aslında ben onu koyarken çok beyaz örneği var. Yani 1910'daki adamın bıyığı böyle haşmetli, süslü, biçimli. 1930'da dümdüz. Hani benim estetik zevki mi? Herkes estetik zevki çirkin. Hani bugün işte maden bıyık diye küçümselen işte geldi. Yani İstihar muhafızakarlı atıklayan bıyık giyimlerde ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bir olacak tamam ama düz sade e, göze batmayacak olacak. E, ve hatta buna Kemal Tahir Tayyip'in işte Kemal Tahirin o e, bir şekilde memurları hoşlanmayan köylüleri e, bunlar işte memur büyür diyorlar. E, Şimdi işte memurlar böyle düz büyüklü. Yani bunu bırakacaklar tamam ama belli göze bilinsiz. batmayacak belli bilinsiz ama şey değil bu. E, yani ben iddialı değilim. Ben böyle bir yediğimde herkesin bana bakması istiyor bir insan değilim. Tam tersine görevim yapan bir en memurum. İmza mı atarım işime bakarım. Evet. <laughs> Hatta salla başını al maaşını. Çünkü orada <laughs> düşünmüş öyle bir büyük adam geldi. Ben burada güçlüyüm demek. Yani aslında memurlaşma aynı zamanda sıradanlaşma dikkat çekme alameti. Aynı zamanda ee, mesela Atatürk de bıyığını kesmeden önce bu bıyığı sürekli değişiyor. Atatürk'ün herhangi bir fotoğrafına bakın. Hani görsel kaynak az dedim ama en kolay bir Atatürk. Atatürk'ün ve listelerden böyle her yıla ait 20-30 tane toplu adet resmini bulabilirsiniz zaten tek bir tıkla. Bıyığı giderek dağılıyor. Mesela Milli Mücadele'deki bıyığı da aslında önceki bıyıklarına göre daha küçülmüş ve sadeleşmiş. 24-25'te badem bıyığa dönüyor. Ve 26'da bıyığını diğer kesiyor. Ee, Atatürk'te önce bıyıklar kesip bıyık kesmiyor ama evet mesela Hüseyin işte Cahit Yalçın Malta'da bıyığını kesiyor bir daha uzatılıyor. Burada Malta'da bıyıklarını kesiyorlar. O da mesela ilginç geldi bana. Ee, Malta sürgünleri yani iddiaçıların işte İngilizlerin göz, göresi gözesi Malta aldı ve Malta'ya sürdüğü bir grup. O dönem çoğu önde, önde gelen entelektüel siyasetçisi. Ee, ve Malta fotoğrafını denk geldim. Bunun hatta bir aznesinin bir hatıratında geçiyordu. Oradan da uyandım bu işe. Baktığımızda fotoğrafında kullandım. Beyaz pantolon giyiyorlar. Beyaz şapkayı takıyorlar, kolonyal o şapkayı takıyorlar. İngiliz centilmen gibiler. Bunlar İngilizce karşı kaybetmişler. Ee, yani elbette bunlar milliyetçiler ve İngilizlerden hoşlaşmıyorlar. Kendilerini oraya tıkmış bir gotoyçadan. Fakat güçlü olan estetiğine ne karşı konulamıyor. E, bu insana bıyıklarını kesiyorlar Malta'da. E, belki Malta'nın o tropikal sıcak iklimi de bir sebep olmuş olabilir ama hiçbir araba. bunlardan hiç ince Cahit bir yanı bir daha asla bırakmıyor. Ben asla bırakmıyor derken bunda emin miyim? Değilim. Çünkü ben Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1921'de 22'de hangi bir bulamadım. Ama 23 yılında buldum. Dozan'da Kas, e, Dozan Lozan'dayken Lozan görüşmesi sırasında bıyıksız. Ben Hı. de buradan o bıyığını 1920'den sonra bırakmadığını varsaydım. Ee, diğerleri o bıyıklarını tekrar uzatıyorlar. Mesela şey kesiyor. Fekir yok ya bıyığını kes. buyunu tekrar bırakıyor. Ee, ama e, 26-27 gibi tekrar kesiyor. Ee, hani şimdi diyorum Fethi Okya bu Yunus zaman kesiyor. Hüseyin işte çok önemli. İsmi önemli değil ama o trendi gösteriyor. Yani 1918'de İngiltere Savaşı kazanmış. Almanya'nın o Estokat mil militer e, meş gücünün mil meşruiyetini yitirmiş. İngilizlik artık herkesin e, kültür olarak, estetik olarak beğendiği şey. Türk İstanbul işgali. İstanbul işgalinde işgali İngiliz subaylar hani vardı ya bu çok vizyon anıtlar vardı işte. Hmm. E, paşa kızı e, İngiliz subaylarını beğeniyordu. İngiliz subaylar belki bir kızını beğeniyordu. O halde diğer erkekler de e, bu yanı kestiler ve gerçekten de nasıl ki bugün erkeklerin kendi yüzlerine biçim vermedik çok önemli motivasyonu karşı cins beni beğensinse 1910'larda 1890'larda hiçbir şekilde farklı değildi. Nereden bunu biliyoruz? Ahmet Rasim. Ahmet Rasim diyor ki e, Ramazan'da piyasa yapmaya çıktınız. E, sizi beğenilmek için kaşlarınız nasıl tolayacaksınız? Fesiniz nasıl olacak? E, ve tabii ki bıyığınız nasıl olacak? Çünkü bu yıl mesela diyor ki bu yılın bıyık modası bu. Ve hani Ramazan eğlence deyince böyle bizim aklımıza böyle gıcatçı falan şeyler geliyor şerbetli. Değil. 1890'larda 1900'lerde Ramazan demek kadınların toplumsal hayata en katıldığı yani bir erkeğini bir kadın görebileceği en tepe nokta. O halde kendinizi de beğendiğiniz beğendiniz. O yüzden de hakikaten bugünkü Tinder gibi bir şey. Oradaki Ramazan akşamları. Ve e, or orada bir piyasaya çıkıyorsunuz. E, Fotoğrafınızla değil, bizzat kendiniz. E, ve orada bu yılınız önemli. E... Evet şey devam edecek Sadece şunu ekleyeceğim. Mesela bu söylediğiniz şey İngiliz işgali sırasında Damat Ferit'in bıyığı direkt George Clemenceau ile aynı. Yani <laughs> direkt yani o şey hani artık evet, yenilmişsin. Evet, evet. İngilizler işte başkenti işgal etmiş. Damat Ferit'in post ile Clemenceau'nun post bıyığı birebir aynı yani. Evet. Yani Fransız-İngiliz cazibesi şey. Evet. Fransızlar bıyıklı ama Fransız bıyığıyla Alman bıyığı da çok farklı. Yani oradaki bıyık bırakacaksan da Fransızlara benzetmek etmek güç orada olduğu için eşyanın tabiatı. orada Bir, şey, bir de şey söylemek istiyorum aslında. Görselde de bulmak zor. Benim burada bulduğum bir görsel fikir şuydu. E, futbol, milli, mesela o zaman futbolcularda milli takım fotoğrafları Mesela 1923 yılında. ya yani 1920 yılında Fenerbahçe'nin şeyi. Bunlar geldi 19-20 yaşında gençler. Ve çoğu bıyıksız. Demek ki 1919-20'de 1919, 21-22 yaşında artık bu yılın terlediği bir zamanda artık yeni kuşak mı bırakmıyor. Ee, gerçekten de yani 1920 de 21, 21 kim? 1900 doğumlu. Gerçekten de 1880 doğumlu bir insan, 1890 doğumlu bir insan gençliğinde, erken gençliğinde bu yılı bırakmış Osmanlı'da. Osmanlı'da. Fakat 1900 doğumlu işte Nazlı Hikmet'ten -Naz -Naz falan 1900 doğumlu civarına geliyor. Bunlar hayattan hiç bıyık bırakmadan o işe gitmiş. Aslında bir kuşak işi. Ve gerçekten de futbolcular bırakmıyorsa 1920'de demek ki Cumhuriyet'te olmasa, Atatürk'te olmasa, hiçbir şey olmasa muhtemelen Osmanlı sesli bir şekilde muhtemelen artık o gelecek. Nasıl gelecek, bir şekilde gelecek bunun hepsi farklı ee, şekilde olayı e, e, tecel, e, tezahür edebilir. Fakat önlenemeyen bir sen bıçıksızlaşma. Dediğim gibi bu sadece Türkiye'de değil. Fransa'da da, Almanya'da İngiltere'de de bu trend yaşanıyor. Ama burada mesela şeyle kurduğun e, Scipio Africanus ve sonrasında Sezar ve sonrasında Mustafa Kemal'le kurduğun bağlantı da çok e, iyi bir bağlantı. Yani o bıyıksızlaşma. Yani evet. Eski düzeni bırakıp yeni düzene geçme ve yeni düzenin aslında kurucusu evet. olmak. Evet mesela Tayyip Erdoğan da bugün aynı şey düşünüyor. Büyük yani büyük insanların istemesi bir saplantı olarak O da bir kültürel iktidar, bir güç gösterisi var. Bunu Atatürk de yapıyor. Şikipiyo da yapıyor. Büyük İskender de yapıyor. Ne, ne yaptığı ne? Sen o işte o için tabii şey yapıyorsun. E, kastettiğin ne? E, Antik Yunan'da da sakallı olmak erkek olmanın alameti. Büyük İskender Yapılmayacak bir şey yapıyor. Sakalına bıyığını kesiyor. Ve İskender bir kendini düşünün. İskender zikrelerini düşünün. Birçok yer İskender'inden İskender'e ye ismini vermesini düşünün. Tanrısallaştırıyor kendini. Çok bilinçli bir şekilde o sıradan bir kılın ötesinde dünya fatihi, cangi e, olarak kendini bir tanrı haline getiriyor. Tüm o kur, e, kurguda bir kurgulama var. Ve aslında o bıyığın sakallı kesmesi de o erkeklerin işte mukadder şeyi o sakallanma falanla aşan bir başka bir güzellik estetik mükemmelliğe oluşuyor. Aynı durum Roma'da e, Hannibal'ı yenen Scipio'da yapıyor. E, o da Roma sanatusunun karşısına sakalını bıyığını keserek ortaya çıkıyor ve hani bugün Roma deyince hakikaten Roma'la tamamen e, tam taşlıdır imgemizde. Bunu başlatan kişi ama Scipio. Ve Hannibal'ı yenerek Kartaca'yı gömerek Roma'da o zaman kadar kimsenin sahip olmadığı bir güce sahip oluyor. Ve oradaki gücünü tamamlayacak bir onu diğer sıradan aristokratlardan ayıştıracak. Onu bir nevi yani imparator, oricisi, imparator kılacak şey kendini böyle açtırması. Atatürk'ün de bilinçsizlanmasında benzer bir kendini diğerlerine ayıştırma, bir, bir, tür yarı tanrısallaşma gösterisi var. Yani bunları böyle insanı kasıtlı yapıyor da demiyorum ben ama zaten e, kendini sıradan ölümlerden ayıştırmak e, siyasette Stalin'in de ne bileyim Hitler'in de demokratik dünyadan örnek vereceksek belki Lincoln'un belki sakallanması bunun hepsi alışıldık şey normal meydan okumak. Ve ancak çok muktedir olmuş insanların bu yapabileceği bir şey. Ya da Napolyon. Yani muhteli olmanın en büyük şey nedir? O zaman alışıldık normların dışına çıkabilme ve burada da e, kendini üstün bir konumlandırma gücü. Biraz da yani bedenini yani siyasi duruşunu bedeniyle ifade etme e, şeyi de var herhalde. Şimdi mesela buradan yakın döneme gelirsek e, e, özellikle 60'lı 70'li yıllarda her siyasi akımın bir bıyık modeli vardı. Ve e, bir adamın hani iyi kötüsü yüzüne baktığınız zaman ve bu alışkanlıklar aslında hala 2000'lerde 2020'lerde bile hani devam eden e, şeyler davranış kalıpları haline gelmiş. Çünkü biraz da kemikleşmiş e, durumda işte MHP'li veya işte ülkücü olunca işte hilal bıyık, sarkık bıyık, solcu olunca işte daha böyle pos bıyık, İslamcı olunca kırpık badem bıyık vesaire. Çember Bu sakal. be... Efendim? Çember sakal. Çember sakal. sakal. değişiyor. <laughs> e, duruma göre de değişiyor. Bu bedeni e, siyasi görüşün bir e, sembolü haline getirme işine ne diyorsunuz hocam? E, aslında medeni dünyada tırnak içinde de, Türkiye'de de Kirliya Savaşı'ndan sonra tam bir bıyıksızlık normu var. Yani çünkü Türkiye'de e, o dönemin işte hayat, hayat yaşam tarzı mecburalarında, hayat dergisi falan düşünüyorum burada. da e, i̇deal erkek çiziden işte erkek, Amerikan güzel erkek. E, fakat 60'ların sonunda bir şey oluyor. Sakal sakal ve bıyık geri dönüyor. Nerede geri geliyor? Önce 60'ın 68'inde geliyor önce sakallanıyorlar. İşte o dönemin bir nevi isyankarlık alameti. Çünkü aslında her gün sabah işte tırışını olmak, onu zahmetle katlamak, pürüzsüz olmak bir tane. Yani şimdi de biz taş makinesiyle sakallıyoruz da hani böyle pürüzsüz olmak kadar da iddialı değil bu çağda. O, dolu, yani ma, makul kaldı. pas pas parla, izin var o zaman bu da yok. Aslında veya aslında tamamen bedeni zapt zaptı almak o. Yani çok büyük bir emek yoğun. O bir meydan okuma olarak ortaya çıkıyor. Ee, o Türkiye'deki 68 kuşağına da etki ediyor. 68 kuşağı derken hem aslında sol öncesi de böyle bir daha çok bir kültürel protesto süreci var bu işin. Alt, e, 65'ten itibaren başlayan. Ve tabii ki o kültürel protesto giderek siyasi protesto döndükçe de o kuşak sollaşıyor. Yani yakın Yol'la sol ilişkisini. yakın protestosu bir yerden sonra dünyada ve ülkede yanlış gidenlere de yönelik protesto olunca o bir devi örtüşüyor. Orada da ilk başta Türkiye'de de sol sol sempatizan öğrenciler sakallanıyor. Kim gibi mesela? Fidel Castro gibi o dönemde çok net bir şekilde. Fidel Castro ve Che Guevara gibi. O ee, Hatta sakallılar diye anlıyorlar. Evet. Bıyıklanma aslında tabii bu Fidel Castro sakalı da Anadolu'da çok böyle haşlaşılmayan bir şey. Biraz Türkiye'deki o solcuğun bıyıklanması halka yemek hem halkla hem hal olmak hem göze batmamak amaçlı da bir hesap. Ama ondan da çok beden siyasetini Türkiye'de sol ortaya koyuyor. Yani senin dünya görüşün sadece senin ne düşündüğün değil. Aynı zamanda senin hal tavrına da vuracak kadar hayatını dönüştüren bir şey. Mesela ben bunu isim kitabında da fark etmiştim. İşte hani Çetin Altanoğlu ne Mehmet'le Ahmet ee, Mehmet işte güldü. Ee, Nazım Metin Mehmet. Yani hatta belki kasıtlı olarak buna, bu isimler veriyorlar. Halk, halk, halktan isimler diye. Hı hı. Fakat 70'lerde solcular çocuklara çok belirgin bir şekilde onların sosyalist olduğunu belirtecek isimler koyuyorlar. işte devrim şehitlerine. Ne Taylan işte falan. Ya da onların rüya görüşünü verecek. Özgür, barış gibi. Devrim, evrim. Evet, yani gerçekten değil. evet, devrim, evrim. Eylem. Ee, burada demek bir şey oluyor ve Türkiye'de soldan ortaya çıkıyor. Aslında Hilal Bey'in solculuğu bir cevap olarak onun bedel siyasasına karşı milliyetçinin kendi bedel siyasası. Yani aslında Hilal Bey'in olma sebebi solculuğun bedel siyasını kullanmalı. Etki tepki gibi bir şey. Aynı zamanda Hilal Bey'in de bir başka noktada 60'ların ikinci arasında bir yandan şey kavgası veriliyor. Sağda anti-komünist ee, ve temel odak kim olacak? İki alternatif var. Bir İslami mütedeyyin ne diyelim? Mukaddesatçılar. Ee, ve aslında ilk başta mesela o zamanki öğrenci derneklerine falan mukaddes mukaddesatçılar hakim. Milliyetçiler değil. Milliyetçiler bir takeover yapıyor aslında 69 gibi. Ee, yani o sağda yani muhtemelen işte o devletle politikası işte komando olan şunlar bunlar yani. hı hı. E, onlar çünkü daha savaşmaya hazırlar e, ee, orada da aslında şöyle bir şey de yaşanıyor. E, ee, ortalama bir işte ne bileyim Taşra'dan gelmiş Ankara'ya İstanbul'a okumaya. O insanın sağcı o insan. Milliyetçi muhafızakar. Fakat onun İslami mukaddes değil de net bir şekilde milliyetçi olduğunu gösterecek bir sembol ihtiyaç var. Ve o da bu sembol o hilalmikte bulunuyor. Ee, yani asla sağın kendi içinde de bir araştırma mekanizması. kim kimlerden insan hep böyle bir şey yaratıyor. Kimlerden olduğunu bir şekilde senin anlaşılacak bir şey öğretiyorsun. Bazen sakal bilgi olabilir, saç tarzı, saç kesimi olabilir, kıyafetin zaten. İlginç olan aslında bu giderek 90'lardan sonra aslında eski gücünü yitiriyor. Ama kendini farklı şekilde üretmeye devam ediyor. Evet. 1980'de de bir, bir şey oluyor. Değil mi? Yani böyle bir 12 Eylül'den sonra bir bıyıksızlaşma ve evet. hatta böyle e, bıyığı böyle bir köylülük evet. e, çünkü hatırlıyorum yani bizi o dönemlerden hani şey yaptık falan. Karikatürlere konu oldu. Evet. E, vesaire. Seni soracağım. Evet. Var var. Evet. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum aslında. Kean Eren Bıyıkları sevmiyor. Mesela bir anekdotta Ekrem Pak devrinin hatıratına geçiyor. E, i̇şte Uğur o zaman Efendim, müsteşar ya da başbakan olmuş ya da olmamış. Hani sonra bu kuracak aslında ekip 3-4 tane geliyor. Hepsi bıyıklı. Kenan Evren yine geldi bıyıklılar diyor bunu. Yani hoşçaşmadığı bir <laughs> şey. ve bir kez Kenan Evren şahsen bıyığı sevmiyor. Çünkü aslında Kenan Evren o Atatürkçü, sağcı tam böyle merkezde tam bir her türlü ideolojiyi tasfiye eden yani sağdan da tasfiye eden soldan tasfiye eden zihninde o bilgisizlik aslında tam devlete sadakat. Çünkü büyük insan ya solcusundur ya milliyetçisindir ya İslamcısındır. Hiçbirini sevmiyor. Yani eşit bir şekilde orada hani bir eşit derse bir solcu da hani kastettiğim şey hani hiçbir ideolojiyi sevmiyor. Devlete sadakat. Ve aslında o daha iyi bir daha dahi bir şeyse. Bu özel diyor 12 çok ciddi anlamda bıcağı ve sakala biliyorsun mücadele ediyor. İşte e, ee, e, öğretim sakallığı yasaklanıyor. Devlet memuriyetine giriyor. Aynı zamanda hani orada da bıyık aslında daha önce bıyık kağıt üzerine serbest. orada 60 yıl pek fazla bıyıklı subay yok. Ama böyle bıyık bakmak e, sınırlı ölçülerde serbest. Yani şey bir, bir şey tarif ediyor. Bayağı baya, orada mevzuatta tarif ediyorlar. bir şuraya geçmeyecek, şöyle değmeyecek, edecek ama serbest. O, ama normal olarak 70'lerde solcu eğilimli bir sıvay değilse bıyık bırakmıyorsun. Ama 12 Eylül kesinlikle bıyık bırakmayı yasaklıyor e, o da. Ama bu bir devlet tarafı. Bir yandan da e, so, bıyığın e, köylü e, ne diyeyim, ergi, e, böyle okunmuş yazmam, yaz, yazmamışı hassedilmesi çok fazla 1980'lerde e, gerçekleşiyor. İşte şey vardı. Demirtaş Ceyhun'un aslında ben bunu alay etmek için koyduğu başlık. Şu, şu, ne, pis bıyıklı Türkler miydi? öyle bir şey var. vardı. Evet. Ee, Engin Ardıç'ın bir kitabını kapağını kullandım. O da Mustafa Kemal sizin gibi kuru değildi. İşte kitabı. Onun, başı, onun kapağında da böyle bıyıklı tam kuru tabirle bir adam var. Yani bu yığın ve tabii ki e, Foot, e, gırgır, bu buralarda her zaman o büyükler e, köylü kalamet oluyor. Ve 1980'nin tabii de Türkiye'de kuzanına gelen tabiri işte. Kıo, Maganda. neydi böyle? Zonta. 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 <gülüyor> <gülüyor> zontallikli, zontallikli, zonta Likli, Zonta Likli Abdullah. Zonta onu artık herkes Maganda şey yapıyor. Da, <laughs> ilk başta Zonta'ydı onun şeyi. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Hafıza burada sosyal, burası, sosyal Bunları sayınca aklıma şey geldi. İbrahim Tatlıses şudan geldi mesela. İbrahim Tatlıses'in de bıyığı bir ara böyle şeydi yani ne diyelim köylülüğü ve kuralını. Evet. Hadi onu yine maganda Evet. <gülüyor> Tabii, 90'da büyük kesenler sembolü vardı. En ünlü bir tanesi Erman Toroğlu'ydu. Evet. E, Ertuğrul Özkök. Evet. Ertuğrul Özkök e çok net bir şekilde Çilla başbakan olunca ve Çilla da bu yıl sevmiyor modernleşen Türkiye'nin sembolü bu yılı kesiyor. Sarışın güzel yazıyor. kadın geyikleri vardı. Erman Toroğlu yine Çilla başbakan olduktan sonra başbakanlık kupasından önce kesiyor hakemliğin son yılında sanıyorum. Ee, Kadinan'ı hakkında bıyını kesti kesti söylentileri böyle gazete haber oluyor. Sonra kesiyor. O da çok büyük bir vicat. O da herhalde direnenler İbrahim Tatlıses, Müslüm Gülsenes ama yılın son kaleleri olarak o da devam ediyor. Ama 90'larda mesela bıyığın kötülenmesi bambaşka bir şeydi. Ben mesela kaynak olarak da 90'ların aslında ben 90'lar kitabı için kadın dergilerine çok karıştırmıştım işte. Ee, kim? eee Kadınca. Kadınca vesaire. Kadıncaya ulaşamamıştım. E, niyeyse şey yoktu. Taksim kütüphanesi yoktu. E, bu arada çok fazla bir şey var mesela. Bir kaçtı var. Evet. i̇şte yani beynin erkek, beynin erkek. Ve mesela gerçekten beynin erkekler çizilince hep bilgisiz erkekler. O imaca iş öyle değildi. Evet. Tarık <laughs> Akan bir yılını 91'de kesiyor. 90'da kesiyor. Sembolik olarak 90 yılı yani. Tam aslında bir kırılma Tabi burada e, şey var mesela e, fotoğrafını görünce atladım Mes Mesut Yılmaz mesela bıyıklıymış. Evet. E, evet. Sonrasında evet. biz Mesut Yılmaz'ı hep şey hatırlıyoruz. Bıyıksız hatırlıyoruz ama siyasete atıldığında milletvekili olduğu zaman bıyıklıydı. Mesela Süleyman Demirel hiç bir tane iki yıldındaki fotoğraf bıyıklı. Şöyle bir badem bıyığı var. Hiç mevziyeti şey ne o nesnabis. Ama sonras, sonrasını hiç bir, başka şey yok. Bir, başka, evet, bir, başka, evet. Yani başka. hiç mesela e, şey bir şekilde nedir? Eee bir şekilde devam etmiş. Tabii bu 2000'lerden sonra şey bağlantısını biraz önce sen söyledin de onu oradan devam ettirmek gerekiyor herhalde. Yani mesela Abdülhamit'in yaptığı gibi, Abdülhamit'in sakalı öne çıkartması gibi 2000'lerden sonra 2000'lerden sonra 2010'lardan sonra filan da mesela bıyığın özellikle bürokraside ne, ne yapalım kimlik evet. olarak veya şey olması nedir desteklenmesi ya da bir yere gelinmek istiyorsa veya da geldikten sonra evet. bıyığın, bıyığın bırakılması. E, evet. evet. evet Kaymakamlarda, valilerde bu trendi gayet net bir şekilde görüyoruz. Bu kırpık bıyık. Ee, onlar da türlü türlü. mesela şifre, ama ilginç şekilde mesela MHP ile Cumhur ittifakından sonra Bıyıkların daha güneşliğini de görüyoruz mesela. Hilal bıyık değil ama Hilal bıyığın bir, bir tık öncesi şey. Ve ee, onlar bakımından da daha için gerçek bir Çünkü diğerinde hakikaten bir tür içine sinmeden bırakılan bıyık aslında. Gerçekten bir yıl bir yıl aslında insan anlıyor. Evet. Çünkü bir emek evet vermiş kendini ifade etmek için büyük bıyık bırakmakla o bıyığı salıvermek farklı mi? Evet, ya burada da bir siyasi e, kimlik arayışı ve kendini... Bu arada e, var ama sakallanma yok, onda farkındayız. Evet. evet. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Dinen sakal övülen bir şey. Yani işte peygamberin evet. sakallı olduğu söyleniyor, şey yapıyor ama... Sünnettir, sünnettir. E, tabii sünnettir. Evet. Hatta onun bir şeyi var, e, sakal bıraktığın zaman... Evet. Okunarak bir de hani okumuş sakal var bir de yani işte hatta hacca gidiyorsun ha, hacdan gelenler mesela okutuyor ondan sonra öyle sakal bırakıyor. İkimizinki de okumuştu ya. ben <laughs> okutacağım yakında. <laughs> ya yani mesela böyle bir dini şey şeyi olmasına rağmen sakal mesela şey değil. Ee, geçen e, Ruşen'in programında da Süleymancılarla ilgili bir program şey konuşuyordu. Mesela onlar da e, e, sürekli olarak şey bıyıklı ve bıyıkta olduklarını söyledi. Yani badem bıyık tarzında evet. bıraktığını sakal söyledi. Sakal bırakmıyorlar. Sakal bırakmıyorlar. Ama mesela şey olarak sünnet olan e, sakal aslında. Bıyık değil. Evet. aslında ilk... Ama İslamcı, yani İslamcı ve hatta İslamcı olmasa mütedeyyin insanlar ama böyle davranmıyorlar yani. İlk sakalsız din adamı, din adamı kim? E, Sayın Lutfi. Evet. E, ve Sayın Lutfi'nin de birçok izahat getiriyor. Ben işte... E, Dikkat çekmemek için, işi, başımı iş açmamak için yaptığım gibi birçok izahat getiriyor. Ondan sonra Sayın kendi sünneti aynı geliyor. O zaten FETÖ'ye kadar geliyor iş. Ee, ama Sayın başka bir şey daha yapıyor. Sayın Nuri's evlenmiyor. Ee, Dinleniyor işte. iki tane sıkıntılı şey yapıyor. Kendini ayrıştırıyor. Ona kendini, nasıl Atatürk örneği verdik, iş gibi bir örneği verdik. Ee, büyük skandal verdik Sayın Nursi de. O da kendine bir tür mesyanik bir şey biçiyor. Fırat evet. köyünde de aynı şekilde yaptı Tabii ki hem de Sayın Nusri takip ediyor. Ama bir gerçek var. İslami kesim ...cumhuriyette saklanıyor, gözmez olmak, hmm. dikkat çekmek istemiyor. Yani i̇stediği kadar bir dini izahat... veresin. Aslında bunlar dikkat çekmek için. Mesela şey de ilginç. Ee, Nevzat Yalçın ...tanış ve hmm. Sabahattin Zayim ve onların ile tabii ki bikini ve sakallı olarak atıyorum şeyi Sabahattin Rezaim'e. İyi kaymakam olduğunda Sabahattin bu bıyıksız. Tevzat Yalçın Taş'ta bıyıksız. Ee, Senem 60'larda ancak bıyık bakıyorlar. Ee, aslında bıyıksız olabilecek ama bıyık bırakmış bir kişi şey e, Necmettin Erbakan. Her zaman Necmettin Erbakan'ın da o badem bıyığı da aslında hiç dikkat çekmeyen bıyık. Çünkü neden? Bundan ortak özellikleri ne Sabahattin Rezaim, Nevzat Yalçıntaş ve Necmettin Erbakan'ın okumuş, mühendis, ya da işte kaymakamlığa intisap etmiş ya da akademisyen olmaya e, girmiş. E, ve aslında bir nevi kendi iktidar alanlarını yaratmak. Yani ama sisteme devlete entegre olarak tut da bu sakal bıraksan böyle şöyle bir bıyık koysan fazla dikkat çekersin. Bir şekilde Süleyman da yaptı aslında. Hani bitince mülayim gözükerek zararsız bir imajı vererek bu işi yapmak. Çünkü şey yol bu. Ee, bir yandan da tabii ki bu içselleşiyor. doğrulaşıyor. Ve sakal da çok aslında öbür dünyaya ettik bir şey. Yani kim sakallığını işte hacdan gelen. Hacdan gelmek de aslında nedir? Artık öbür dünyayı düşünmeye başlamak demek. Artık öbür dünyayı kendine hazırlamak demek. Yani o, tüm o ritüeller. Ee, yaşında sakal koymak ya da hani birçok deyim var ya. İşte biz bu e, sakalı değirmenle de atmadık gibi. Genç olmak bıyıkla özdeş bir şey. Yiğitlik böyle. Yiğitlik bıyıklıkla gösterilen bir şey. Erkeklik aslında bıyıklıkla gösterilen bir şey. Hani sakallı kadar erkek değil. Ee, güçlü, kuvvetli, genç, cihayetli adam. Bu sadece bıyıklığı. Ee, ve bugün de e, hani Tayyip Erdoğan'ın bıyıklığı olmasını istiyor da sakallı olmasını istediğini de istemiyor. Öyle bir şey yok. Çünkü dün, 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 dünyevi bir iktidar bir çabası var. yeni bir mücadele var. Zaten şeyde bir yerde şey diyorsun sakal dünyevidir diyor. Bir, bir anekdot var. Ee, bıyık pardon sakal evet. e, uhrevi. Evet. E, bıyık evet. dünyevidir, sekülerdir evet. yani. Evet. Yaşlı diyor hantaldı. Ama e, bıyık gençti ve dünyeviydi. Evet. mücadele hazırdı. Bir hazırdır. şey gibi, bence. bir ancient ancient rejim gibi bir şey yani. Evet. O, oradan bir kopuş var sürekli. Her şey değil mesela. işte Fidel Castro sakalı, her sakalın bir yorumu var. Oradaki yorum mücadelecilik alamet. Ama ya da 68'de ama mesela sakal da bir tamamen bitmişti. Sakal 10, 15 yılda acayip geri döndü. Yani onu diyecektim ben. Mesela 2010'lardan sonra sakal işte kadınlarda da kalın kaş geri döndü. Ve bir de buna artı olarak işte dövme. Yani evet. 2000 hatta 2015'lerden itibaren sakal ve dövme. Bunu nasıl okuyacağız? aslında dövme de insanın kendi bedenleri üzerine kendini ifade etme aracı olarak çok şey oldu. İnsanlar kendilerini kendi imaj, kendi yani imaj deyince bir kötü bir negatif bir anlam yükleniyor değil. Hani ben kendimim. ben şuyum. Siyasi görüşüm şu, kültürel benim değerlerim bu. E, inandığım değerler bunlar. Ve ben çehremle bedenimle bunu utanmadan, çekinmeden ortaya koymak istiyor. diyor. Dövmesini bakıyor, dövmesini şekil veriyor. Abartıl dövmeler yapıyor, tüm kolunu belki dövmeli kaplıyor. Aynı şekilde de hani herkesin sakalsız, biksiz olduğu 1990'da 2000'ler evrenine göre 2010'da herkes, erkekler sakallarını bırakarak belki bıyıklarını bırakarak ben bugün de mi ihtiyacım? Hatta biraz böyle işte son dönüm Hı. biraz siyasetten de dışarı çıkarak şey yapalım. Hipster diye bir şey çıktı. Evet. İşte böyle bir Nordik erkek ondan evet. sonra hipster sakal. Evet. Hatta bunlar böyle bir sosyal medyada özellikle böyle yeme içme sektöründe falan. Bakıyorsun adam pilavcı. <laughs> ya böyle bıyıklar sakallar bilmem şunlar bunlar. Yani böyle bir e, ilginç de bir beğeni değişimi de oldu evet. değil mi? Yani evet. bu, ve bu tamamen Avrupa'dan hani bize sirayet eden evet. bir şey herhalde. Ben işte kullanmıştım. Adres Berlin'e gitmiş. 2012 mi? 13 e, i̇lk kez o sakalla karşılaşmış. Bu herkes sakallanmış diyor. Ama diyor ki Türkiye'de bu olmaz diyor. Çünkü Türkiye'de he, yani sakal, biz sakalı kıl tüye, gecelik AK Partili denir diye hani modern, gençler işte işte buna e, ee, yön almaz. Yani bunun çünkü Türkiye'de başka bir anlamı oldu diyor. 3-5 sonra de her genç bir şekilde sakalınıyor. Ee, ...Alpa'da... Yani Avrupa'da olan ne olsa Türkiye'ye çok hızlı bir şekilde siyahat ediyor. Hani Türkiye'de o kontekste başka anlamı... gelir değil, değil. Aslında ve 19. yüzyılda da böyle mesela 19. yüzyılda bir Abdülmiz şey, Sakalı'nı tamamen Osmanlı, Türk, Müslümanlık hani onun ne diyelim e, ee, istamileşme trendiyle beraber okuyoruz. Değil. Ee, herhangi bir şekilde bakın Rus çağlığına 19. yüzyılda ee, Alman kral e, kayserlerine bakın. 19. başında daha hatta bir ara bıyıksızlar tamamen. Napolyon düşünün. Ee, sonra giderek bıyıklanıyorlar ve sakalanıyorlar. Fakat bir 19. sonunda işte 3. Aleksandr falan tamamen kaba sakal bırakıyorlar. Avrupa'da Charles bu. Charles Darwin düşün. Charles Darwin İslamcı mı, geyici mi? Niye o sakalı bırakıyor? Çünkü o dönemde haşmetli olan o. E aslında Abdülhamid'in sakalı bile Avrupa'da. Marx Avrupa, Avrupa trendi. Marx öyle. Evet. Yani. Hani Marx mesela, Marx 50, 30 yıl önce doğsaydı o sakalı bırakmazdı. O dönemin trendi bu. Evet. Bu mesela Fransız ressamlar var. Claude Monet'in falan. Veya Kamil Pissarro'nun adamın sakalı evet, evet. göbeğini geçiyor. Yani evet. böyle bir yani sakalıyla adam döver. Abdülhamit'in bıraktığı sakalla, da son enfeksiyonistlerin sakalı aynı sakal. Evet. Her, o kontekste biz not ediyoruz. Tamam, o bağlamda o şekilde anlam yükleniyor belki ama estetik beyni 19'un sonunda kaba sakal. Devam böyle uzatılmış, salınmış sakal. Evet. evet. Hocam şimdi bu mesela internet çağında yaşıyoruz. Diyelim bu k-pop Değişliyor var işte yani bir Kuzey şey Güney Kore modası var bir yanda bir yanda böyle e, Kuzey işte Norseman e, bir Viking e, şeyleri falan girdi hayatımızı. Bu popüler kültürde artık yani bu e, çeşitlilik daha, daha da çoğalacak mı veya çoğaldı mı sizce son 10 yıldır veya işte önümüzdeki 10 yıl için de belki bunu şey yapabiliriz. Ve bu etkileşimler e, sandığımızdan daha hızlı mı gelişiyor? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya o kadar hızlı gelişiyor ki takip edemiyoruz Ya da biz bir anlamda değiliz. Aslında o anlam değil. Çünkü şu anda e, etkileşime tamamen aileden tevaiz eden ya da sosyal çevreden tevaiz eden değil. internet üzerinden tevaiz edenmiş. Eskiden Amerika'da olan bir şeyin Türkiye'ye etki etmesi. 10 bir sene birkaç yılda yetti. Şu anda zaten bir, bir post ettiğinde bir internet forumuna Türkiye'de de o gündem o gün o günü gündemi oluyor. Hani şu anda e, hani o zaman legi şu an hemen ve sıfırmış durumda. E, tek şey belki dil bayı denebilir. Onun da olmadığını görüyoruz yani. yani dil şey olmadı. Bu arada ben şey de anlamıyorum. E, eski zamanlarda dahi e, 19 yılda dahi etkileşim o kadar hızlı ki ben nasıl olduğunu anlamıyorum yani şey Fransa'da olan bir şey birkaç yıl için Osmanlı'da etkilemiş şey oluyor kültürel estetik olarak yani bizim algılayamadığımız yani bu gazete desen gazete değil zaten bu gazeteden başka bir şey yok ama çok düşün düş düşündüğümüzden daha öte bir met, hani metafizik kullanmak istemiyorum ama benzer bir şey var ben bunu isimler kitabında da düşünmüştüm aynı anda bir yıl içinde nasıl bu kadar anne baba aynı ismi verebiliyor? Hı hı. Çünkü e, şey bilemezsin. Yuvaya gitmeden o çocuk da ismini nasıl kimse karşılaşmaz. Sonra bir yuvaya gidildi. Herkes aynı ismi vermiş. Ve herkes aynı anne baba der ki ben bu çok özgün olsun diye vermiştim. Der. <laughs> yani burada hani açıklanması düşündüğümüzden daha çetrefilli bir durum var. Evet. 19 yılda da böyle bir etkileşim var. Ama. Biz onu e, tam anlamadık ama bugün zaten o, o Zaman gecikmesi sıfır inmiş durumda zaten şu an. Evet. Herhalde e, yani mesela 19. yüzyılda şöyle bir durum muhtemelen vardı. Gazeteden daha çok İstanbul'a gelen çok fazla evet. seyyah ve evet. yabancı e, ziyaret olduğu için doğrudan yüz yüze bir. Bir de az, şey ihmal işte yüz O zaman İstanbul bugünden daha kozmopolit. Evet. 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 Yani çok daha Fransız, İtalyan bir hayat orada dönüyor. Yani Franca bile İtalyanca e, Beyoğlu'nda. Sadece Beyoğlu değil moda mesela evet. tamamen. Evet. E, Levantenlerin ve işte e, diğer milletlerin. Yani şey, düşündüğümüzden daha kişi. çok tüccarlar geliyor, işte devlet adamları geliyor gidiyor. Gemiler geliyor. Gazeteler çok yani gemi yani ya yüz yani yani gemi, gem evet. gemiler gidiyor şu anda hani sen şimdi şey olarak şehrin dışında bir yerde limanlar ama eskiden liman dediğiniz şey Şehrin içinde, evet. ve oradan etkileşim daha çabuk oluyor. Şimdi tabii o kadar şey değil. Evet, mesela Ahmet Rasim işte bol bol, kitap içinde tekrar karıştırdım bu. Bir konusunda en büyük malzemelerden bir tanesi. Sürekli Fransız masyonlardan bahsediyor. Çünkü yani hani onların bir anlatıyor, sakallarını anlatıyor. Şehir mektuplarında bu. Evet. <laughs> Ahmet Rasim'i çok seviyoruz. <laughs> yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel, keyifli bir konu ve güzel de bir kitap. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve daha sonra yavaş yavaş kapatalım. Hem kitapla ilgili hem... Yani mesela bu kitapla ilgili toparlayıcı olarak da belki bir yandan bu kültürel simgeleri ne kadar siyasi düzenle kurduğunu görmek enteresan. Ama aynı zamanda bu siyasal dediğimiz her şeyin aslında kültürel bir mücadelenin parçası olduğunu görmekte şey. Büyük gibi e, tam olarak bu etkileşimi e, kapsayan e, ma bize malzeme sunuyor. Bir düşünme egzersizi sunuyor. Yani evet. mesela bu kitapta kullandığım şeyler doğrudur diye değil aslında. Hani her kişi aslında bize bir ışık yapıyor. Evet. Zaten e, şeyde 68 ile ilgili işte kültürel protestonun nasıl siyasi bir protesto halinde haline geldiğini de belirtmiştiniz. Ee, buradan da bu yayını e, bu cümlelerle toparlamış olalım. Bu akşam 354. yayınımızda e, Doktor Doğan Gürpınar'la birlikteydik. Kendisinin Türk'ün Bıyıklı Tarihi başlıklı Fol kitaptan çıkan bu kitabı üzerine bir yayın yaptık. Bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Masap uygulamasını ve patron destekçilerimize bitirmeden bir teşekkür ederim Ayrıca yayını beğenip paylaşırsanız da bize en büyük desteği vermiş olursunuz hepinize iyi akşamlar diliyoruz